Gülşah Saraçoğlu'nu alıyoruz podyuma. Acaba olabilmiş mi? Hoş geldin senin. Hoş buldum. Yerime geçebilir miyim? Ay tabii ki, gel. Yönetmenim nasıl görünüyorum? Yönetmenin içi şişti Gülşah Saraçoğlu'nun nasıl gözüktüğünü söylerken. Tarağım var çok benim ama. Tarağımı alabilir miyim? Kutunda Gülşah. Kutunda. Kutunda. Kutundaymış. Gülşah'ım kutunda. Ay, bir saniye, bir saniye. Yönetmenim böyle iyi mi? Ne kadar zamanımız kaldı? 15 dakika. Tamam çok güzel, bir saniye. Evet efendim, TV 8 ekranlarına, Doya Doya Moda Evi'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ay bu kaçıncam olsun gene. Hoş geldiniz efendim. Televizyonu yeni açanlar için söylüyoruz efendim. Hoş geldiniz. Uğurkan abicim, söyle, nasılsın? Gülşah. İyiyim Gülşah'ım, sen nasılsın? Ne hoş görünüyorsun ben bugün. Ben çok teşekkür ederim, çok sen de. Çok yakışmış buraya. Yasemin'cim, bebek gibi olmuşsun. Teşekkür ederim Gülşah. Serdar'cığım, yine kendi tasarımın galiba. Çok teşekkür ederim. Çok her zamanki olmuşsun. Gibi gözlerimi senden alamıyorum. Evet. Sen de kimden alamadığını düşünüyorum. Evet, bugün Selin podyumda. Anlat Selin. Ne anlatayım, Gülşah Hanım'ı beklerdim karşımda. Nereye gidiyorsun? Gülşah Hanım çok kibarsınız bugün. Genelde öyle değilsiniz ama onun için söylüyorum. Ben nereye gidiyorum? Bebekte arkadaşlarımla buluşup sahilde sabah yürüyüş yapacağım. Bu şekilde mi gideceksin oraya? Evet bu şekilde. Böyle gideceksin. Evet bu benim tarzım çünkü. Çantası evet. Yok Gülşah. Evet. Çantan yok. Çantam yok hocam. Çünkü yürüyüşe teşekkür gidiyorum. Gülşahcığım. Sabah yürüyüşüne gidiyorum. Spor ayakkabılarımı giymişim. Ben genelde böyle yürüyorum. Şurada da küçük bir cebim var. Sahilde. Oraya da işte böyle hani para falan koyuyorum. Hani acil bir durum olur falan. Taksiye binerim diye. O kadar, başka bir şeye ihtiyacım yok. Serdar'cığım nasılsın? İyiyim Gülşahcığım. Çantan yok. Çanta almıyorum. Burası sabah yürüyüşe gidiyorum. Burası kırmızı çizgi. Sevgili yarışmacımız, sen jüriyle böyle konuşamazsın. Gülşah Hanım'ı korumak zorundayım. İyi de Uğurkan zorundayım. Hocam niye bağırıyorsunuz ki bana? Ben size söylüyorum sadece. Yani sordu, söyledim, anlamadı Gülşah Hanım. Herhalde kafası çok meşgul, ne yapıyorsa. Gülşah Hanım her şeyi anlar. Gülşah Hanım düzgün konuş. Saygısızlık yapılmayacak. Size kaç kere söyledik. Bizim verdiğimiz puanları sorgulamayacaksınız. Bu sondu. Gülşah Hanım siz de pikniğe gelmiş gibisiniz her gün. Ben anlamıyorum. Yakında orada mangal yapacaksınız diye. Çok şaşkın. Bu seni hiç alakadar etmez. Peki hocam. Selin'e baksan. Kesin bir verir gene. Yönetmenim açım. Tane yiyeceksin. Evet çünkü yönetmen de orada sürekli bana yemek pişiriyor zaten. Berbatsın tatlım. Efendim? Buraya gelmek isteyen bu kadar kız varken yazık. Bir. Alt çizgisi olmayan. Peki. Teşekkürler Serdar. Alt çizgisi olmayan bir bir bravo. O derece. Evet. Emeğine sağlık. Alkışlıyorum Selin'i de. Yapamadım ama olsun ben. Selin'ciğim çok tatlısın. Çok tatlısın. Evet Selin. Evet bu saçı yaparım. Elinden geldiğince benzemeye gayret etmişsin. Ama hiç benim tarzım olan bir leopar ve leopar bir elbise değil. Elbisen çok güzel. Yani Gülşah Holman'ın dışında bu elbise sana çok yakışmış bir kere. Teşekkür ederim. Ama emeğin çok kıymetli ve sen çok tatlıydın. Teşekkür Elinden ederim. Elinden geldiğince hiçbir şey de atlamadın. Beğendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Serdar. Ben seni beğendim. Teşekkürler. Sadece biraz daha rahat olmanı tercih ederdim. Heyecanlandın. Beşinci evet. Günü daha çok. Evet. Tatlı görünüyordun, elinden bu kadar geldi ve bence fena değildi. Teşekkür ederim. Hepinizin, senin de emeğine sağlık. Yalnız bu arada söylemeden edemeyeceğim, kıyafet çok yakışmış. Teşekkür ederim. Bu kadar kızım. Selin'cim senin yerini alıyoruz. Ve Eda geliyor. Dövmesini de kapatmış bak fondü tarihini. Yasemin Hanım. Gel hayatım. Gel sen de gel. Sormuyor da. Gel.
Tina, Tina geçiyor. Serdar. Efendim Yasemin'ciğim. Orkan hocam. Nasılsın kızım? Çok tatlı görünüyorsun. Ay çok üzüldüm bir anda. Yani ben orada değilim ama ben oradayım. Yaşa. Bak senin için kırmızı sürdüm. Ne kırmızıymış arkadaş. Tatlım. Ay canım çok şekerdir o. Çok severim. Evet. Yasemin'im. Saçın, makyajın ve sen muhteşem görünüyorsun. Bayıldım. Ama ben seni nasıl görmek isterdim biliyor musun? Böyle bir bileklerine kadar uzanan bir bodysuit. Böyle kolları, omuzları böyle bir büyük bir ceket. Böyle belinde sımsıkı bağlayacaksın böyle. Ama ne yapmaya çalıştığını anladım. Bu bende çalışır. pantolonu yani hayvan desenli demek istiyorsun. Evet Serdar'cığım. Teşekkürler. Animal, evet. O çantayı biliyorum ben, evet. Çok ünlü bir markanın, bu sene çok modaydı o. Ona benzetmeye çalışmışsın. Wow! Evet. Nereye gidiyorsun? Bir görgü dersi vermeye gidiyorum. Onların hiçbirinde yok bu. Ben seni beğendim. Evet. Muhteşemsin. Aa, bravo. Aferin sana. İşte bu sizin de bir problem. Bir Yasemin'i gönderdim. Gerçek Yasemin'in yerini alıyorum. Ay vallahi bir daha kimse söyle. Lütfen bir daha söyle Serdar. Gerçek Yasemin'ciğimi yerine alıyorum. Hoş geldin Yasemin'ciğim. Teşekkür ederim. Eda. Aynı anda yaptın şu an. Ay bu çok bomba. Çok güzel söylüyorum. Ya Eda. Gerçekten sabaha kadar izleyebilirim ve ne oluyor derim. Animal. O animal. O animal print. O animal print. Ama o desenin İngilizcesini unuttum tabii. Yani animal print. Animal print. Print. Yani animal hayvan print. Deseni demek istiyorsun. Animal print. Eda bravo. Bacaklarım titriyor heyecandan ölüyorum. Bir şey söyleyeceğim. İkiniz de sarışın harikasınız. Çok güzel kızlarsınız ama kalpten söylüyorum. İkinize de bu ton saç rengi. Çok yakıştı evet. Böyle makyaj, böyle ten rengi inanılmaz yakıştı. Gerçekten. İyi ki pekim.